Tam da bununla ilgili mesela İsmail İnan Bey, borsa daha düşmeye devam eder mi demiş. Arkasından borsa ile ilgili olarak Behram Bey, endeks toparlar mı yoksa yolun sonuna mı geldik demiş. Şimdi Mehmetçim, hep başta dedim ya, bankalardaki 254 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabının %80'inin Türkiye'deki 1000 kişide olduğunu, hani ortalama atıyorum ben tabii ama bu rakamlar civarında bir rakamdır. Ama geri kalanının da küçük yatırımcı da olduğunu söylüyoruz. İnsanların artık servet koruma aracı olarak kullandığı, biri de demiş ki Mehmet Bey hani %15 para kazandı dolardan, hani dolar yatırım aracı değildi, servet koruma aracı değildi diye. Bana da sana da çakıyor bu arada. Ama güzel çakmış yani, Ya sevdim çakmaya arkadaşımızı. devam etsin. O zaman gerçekten hiç dinlemiyor o çakan. O zaman Cuma günü o seviyede kalsaydı, Pazartesi günde biz mi ona çakmalıydık? Değil Yani mi? o Şimdi kadar 7.78'de kapattı. insanlar çok garip durumdalar, Yo yo, anlamıyorum. güzel Yani çakıyor, kötü çakmıyor. yok, şimdi dolar şöyle benim için yatırım aracı değil. Şimdi bunu kaç defa söyleyeceğim? Her programda Benim söyleyecek için de halimiz yatırım yok. aracı değil. Desteklenenler varsa onlara da söyleyeyim. Dolar bu ülkede insanlar ülkeye olan güvenleri, paraya olan güvense, Türk lirasına olan güvenini kaybettiği için paralarını ya da servetlerini koruma aracı. Hatta geçen programda da söyledim. Dolar aslında, gidip dolar alacağınıza başka para birimleri alın. Hatta kripto alın dedim. Neden? Çünkü dolar iyi bir para değil artık. Çok basit. Amerika'da da enflasyon var. Dolar da değer yitiriyor. Yani satın alma gücü düşüyor doların. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum Sami. Satın alma gücü düşen, güçlenmeyen bir parayı satın alma gücümü korusun diye herhalde bir tek Türkiye'deki insanlar alıyordur. Dünyada ben yabancı para tercihi yapanların yani şansını dolardan yana kullandığını düşünmüyorum şu an. Ya O yüzden birileri, de tamam. Pardon. yok yok, birileri bu yüksek dolarda parasını bozdurup para kazanacak. Yani çok net. Tamam, çok önemli değil. Yapıyordur birileri de. Açıkçası onunla da ilgilenmiyorum. Çünkü neden, bu bizim için açık kürsü ve bizler yaşamış insanlar olarak hani bir şekilde insanlara neler olabileceğini, ihtimalleri konuşuyoruz. Ben her şeyden çok emin olsam burada senle oturup da bu programları yapmam, gider Maldivler'de orada burada otururum. Her şeyi biliyorum ya, param da var. Oo, ben o paraya para yaparım. Böyle bir hayat yok ki, dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için lütfen bizi müneccim gibi görmeyin. Yani nihayetinde tahminlerimiz var. Onlar da tutarlıyız ama bu tahminler zamana bağlı. Bir günden ertesi güne Merkez Bankası Başkanı alınacak, bakan alınacak. Bunları ne ben ne bir başkası tahmin edemez. Bilen birileri vardır. Sami onu söylemeye çalışıyor. Onlar o bilgileri doğrultusunda pozisyon alır ve kazanır. Ama onun adı hırsızlıktır. Başka bir şey değil, tahmin değil. O da bizde yok. Yani biz sadece tahmin etmeye uğraşıyoruz. Borsa ilişkin şu soruları cevaplayalım istersen. Evet. Bence düşüş bitmedi. Çünkü kredili çok pozisyon var. Şimdi o ne demek? Bazı burada yeni yatırımcı olan ya da katılımcılar bilmiyor. O bilmeyenler için söyleyelim. 100 liralık hissem var. 100 lira değer kurumdan o hisse senetleri karşılığı borç alırsam, kredi alırsam 100 liralık daha hisse alabiliyorum. Artık 200 liralık hissem var ama bunun 100 lirası borç. Şimdi 200 liralık hissem var. Piyasa %50 ya da aldığım hisseler %50 geri geldi. Elimde ne kaldı? 100 lira. Portföyüm 100 liraya düştü. Borcum neydi? 100 lira, hatta faiziyle birlikte 105 lira. Ben artık eksi 5 liradayım. Ha, şimdi tabii %50 geri gelmedi piyasa. Şu denebilir. %10-15 bazı kağıtlara göre. Ama yani yarın da geri gelirse margin call'a girecek pek çok. Bugün girdi zaten. Zaten margin call'dalar. Bu ne demek? %35'in altına geldiği zaman teminatlar, kurumlar müşteri batsın diye beklemiyor. Onlar satışa geçiyor. Yani senin emir vermene gerek yok. Aracı kurumlar senin adına satıyorlar kredili pozisyonlarını. Temizleyebilmek için kredilerini. Şimdi yarın o devam edecek. Tahtalardaki gördüğünüz satışların çoğu kredili pozisyonlar. Yabancı da var doğru ama bütün yabancılar satıp gidecek diye bir şey yok. Unutmayın, yabancı pozisyonların şu an düşmüş olan haliyle çoğu artık burada bankacılık sektörü dahil Türkiye'de halka açık şirket almış olanların durağan pozisyonudur. Yani yaklaşık 8 aydır yabancı satıyor. Burada hedge fonlar dahil Türkiye'ye kısa vadeli girmiş olan yabancı pozisyonlarının ben oldukça azaldığını düşünüyorum. Basit bir örnek vereyim Sami. Bono'ya bakarsan görürsün. Yaprak kımıldamıyor. Farkında değil misin? Bono'da hiç yabancı kalmadı mesela. Şimdi bu aynı zamanda bir avantaj. Demek ki iç borçlanmayı yabancı olmadan halledebiliyorsun. Sorunun nerede? Dış borçta. O sorun mu peki? Değil. Neden? Faiz verir alırsın.
Aslında Türkiye için işte ödemeler dengesi sorunu olacak, o olacak, bu olacak deniyor ya. Gelecekte belki olur. O bu senin işi değil yani. Sami ile size bağlanmadan evvel konuşup bir bardak suda fırtına koparıp insanları sürekli galeyana getiriyorlar. Tamam, olan biten hiçbir şey doğru değil. Olan biten hiçbir şeyin belki de mantığı da yok pek çok insana göre. Ama bu öleceğiz, kalacağız, eyvah bittik değil. Şimdi böyle düşüş görmeyenler ya bu işte nerede duracak sorusunu soruyor ya. Eninde sonunda duracak. Şöyle diyeyim, bu düşüş bu vesile olmasa da olacaktı arkadaşlar. Teknik olarak biz patinaj yapıyorduk. Gidebileceğimiz yer bankalar katılsaydı 1650 seviyesiydi. Bunu da konuşmuştuk ama bankalar katılamadı zaten. 1580'i test ettik. 1580'i aşarken yani 158 bin, 160 bine yaklaştık. Oradan bir satış geldi. Bu Perşembe günü oldu. Cuma günü sabahı oldu. Perşembe günü satışlar abardı. Ne oluyor dedik. Cuma günü daha da çok satış geldi. Orada da anladık ki birileri zaten hadiseyi biliyormuş. Yani peşinen satışı yapmış. Şimdi 3 tane tepe yaptık biz. Teknikte buna triple top diyorlar. Triple bottom'ı da var bunun. Güçlü tepe. Şimdi o tepeden sen ilk desteğe kadar çökersin normalde. O ya yavaş yavaş olur ya da böyle hadiselerde bir anda olur. Şimdi böyle hadiseler panik yaptırdığı için hisseler alıcısız kaldığında çok sert düşüyorsunuz. Bu kredili pozisyonlar hep var ama hiç tarihinde hiç bu kadar çok olmamıştı. Bu net değil ama 6 milyar liraya kadar pozisyon var deniyordu. Bana göre o bir günde temizlenirdi alıcılar olsaydı ya da makineler çalışsaydı şu çok nefret ettiğimiz makineler ama bugün onlar da çalışamadı. Onların algoritmaları da çalışamadı. Yarın muhtemelen satışların ardından o pozisyonlar temizlenirse yarın rahat edeceğimiz bir gün olur ama düşerek başlayacağız. Onu söyleyeyim. Kaçış yok. Zaten Biop'ta akşam seansında bugünün %10 üzerine %3,5 daha düşebiliyorsunuz. Onu da yaptık ve alıcı yoktu. Biop yine taban oldu. Nihayetinde bakıldığında yarın piyasa düşerek başlar. Ama tekrar söylüyorum, yani toparlanma muhtemelen bu bakanlar kurulu açıklandıktan sonra, yeni bakanlar açıklandıktan sonra gelir. Rasim Kütahyalı mıydı Evet arkadaşın evet büyük adı? ekonomist. Ha, gümbür gümbür geliyor işte demiş Berat Albayrak için. Buyursun gelsin. Zaten fiyatladık. Hani şimdi Berat Albayrak bu Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasa ve Berat Albayrak o kabineye seçilseydi emin olun bu correction yine olurdu. Yani taban olurduk biz. Çünkü Peki kim bugüne ne derse kadar desin. Sertaç Bey demiş ki bugüne kadar yapılan faiz artırımları boşa mı demiş? Yani bu 4 aydır bir gecede kayboldu dövizi Şu an tutmak boşa için. oldu. Bunu sormasına bile gerek yok işte. Şu an boşa oldu Boş. ama faiz hala yukarıda duruyor. O yüzden de kurun senin gibi düşünüyorum. Çok yukarı gideceğini düşünmüyorum. Programa başladığımız dakikalarda hatta geri gelmişti. Kur bundan sonraki PPK'ya kadar kendine bir denge noktası bulur. Şu an 7,78. Bu akşamı böyle geçersek yine yarın yerlilerin alımıyla 7,80 üzeri olur muhakkak. Çünkü artık biz alıyoruz yine. Yani o 250 milyar doların üzerine de alınıyor döviz. Nihayetinde burada yapılan şeyler boşa gitti gitmediği bir sonraki PPK'da görürüz. Yani yeni Merkez Bankası Başkanı bana göre muhtemelen sabit bırakır faizi. Öyle dediklerini ben Tabii. yapıyorum, hadi yapıyorum diyemez. Onu yaparsa zaten o zaman kur için başka şeyler konuşuyor oluruz. PPK'ya daha bir ay var. O bir ayda biz hem kur için hem borsa için tabanı bulur. Bekleriz ama. Mesela borsa hemen ha deyince dönmez. Bir tepki verir, bir yukarı olur. Tamam şimdi döndü dersiniz. Yine satış gelir ama. Bunu unutmayın. O yüzden de üzgünüm yani bir müddet böyle devam eder. Destek nerede? Daha önce aşamadığımız zirve ve aşıp ondan sonra koştuğumuz yerler artık destek olur. Biri yarın 135 bin seviyesidir yani 1350. Bir diğeri de orası bence artık nihai destektir. Oraya gelirse paranız varsa hiç bilmeseniz bile borsada hisse alın. 1250 seviyesi, 125 bin. Çünkü o artık çok ciddi bir düşüştür. Kendi kendimize yarattığımız krizde %20-25'lik düşüşler almak için büyük fırsattır arkadaşlar. Biz yarattık çünkü bunu. Peki. Sonra dünyada ne olur bakarız.